Merhaba Kuzey Kıbrıs. Bugün Lefke Avrupa Üniversitesi'nde çok güzel ve çok özel konuklarımız bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişler Bakanlığı nezlinde Kuzey Kıbrıs'ımızı ziyarete gelen çok özel konuklarımız vardır. Bunlar kimlerdir? Onlarla tanışacağız, onlarla çok güzel sohbetler edeceğiz. Öncelikle biraz tarihçesini verelim bu işin. 1986 yılında Çernobil nükleer santralinde meydana gelen patlama sonucunda çok büyük bir olumsuzluklar yaşanmıştı ve bu olumsuzluklar çerçevesinde, bu patlama sonucunda sağlık sorunlarıyla sağlık sağlıklarla boğuşan küçücük çocuklar dünyaya geldi. Ve bu çerçevede bu çocuklara rehabilitasyon programı çerçevesinde dünyada birçok ülkede. Bu çocukları e, ülkelerine davet ediyorlar. Misafir ediyorlar ve onların yaşam standartlarının kalitesini artırmaya çalışıyorlar. Bu aslında çok önemli bir olaydır. Ya bu bütün ülkelerin sosyal sorumluluk çerçevesinde yapması gereken bir e, etkinliktir ve ne mutlu bize de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de böyle e, gurur verici bir programa bizler de dahil oluyoruz. Evet bu program çerçevesinde e, konuklarımız e, pırıl pırıl gençlerimiz 14 ve 17 yaş arasında bulunmaktadırlar ve Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret etmişlerdir ve e, ne mutlu bize ki Lefke Avrupa Üniversitesi'ni de ziyarette bulunmuşlardır bugün. What are the actual age groups of the children right now? It's from 14 up to 16 years old. And how long will you be here for? Um, we have, I think, five days left. Unfortunately, you have uh, you had faced uh, a lot of uh, unfortunate situations because of the incident. But what I would like to know, because that's all in the past now, and I'm sure that you have been able to manage to cope, and your people have has been managed to cope with all the health hazards and so on and so forth. But what we would like to know is that. These types of rehabilitation programs. What are the effects on um, the psychological effect on the children? Does it help? Is it working? I mean, do these children get to, to visit a lot of places around the world? And um, what kind of effect does it have on the, you know the, the well-being of the children? Well, in, in general, I can say that all the recuperative holidays they um, really affect the children's health mm -hmm. because first of all, they've got. Positive emotions, right. and it is very important. Mm -hmm. The other thing they can see uh, different countries, they can meet different interesting people, mm -hmm. and again positive emotions. Right. And the third thing is that Belarus is not really a very warm country, right. mm -hmm. so children here they can see the, uh, they can watch the sea, they can right. bathe in the sea, they can sunbathe, so it's quite. Right. fine for them and right. I think it's I'm sure they will really enjoy the the nice weather here in Cyprus as well. Evet sayın seyircilerimiz şöyle bir açıklama yaptık ardından hemen soru sorduk Dedi ki yani geçmişte yaşadığınız bir takım sağlık sorunlar oldu maalesef ve çocuklarınız bunlarla e, boğuşmak mecburiyetinde kaldılar e, ama bunun akabinde yani bu tarz rehabilit rehabilit rehabilitasyon programlarında ne gibi etkinlerin ne gibi bir unsurları olmuştur etkin yani pozitif olarak ve arkadaş dedi ki, Liza dedi ki yani bu çok önemli bir şey. Çünkü sağlık sorunlarıyla boğuşurken pozitif olmak çok önemli olaydır. Yani ne kadar pozitif olursanız sağlık sorunlarıyla o kadar kolay boğuşursunuz. Ve işte bu tarz rehabilitasyon programları bu tarz geziler onların tamamıyla kendi dünyalarından çıkıp farklı kültürlerle tanışmak, farklı kültürlerle yaşamak onlara inanılmaz pozitif unsur salgılamaktadır. Ve bunun hemen kabinde de tabii ki güzel Kıbrıs'ımızın güzel havasından bahsettiler. Belarus bildiğiniz gibi soğuk bir ülke. Soğuk ülkeden çıkıp sıcak bir ülkeye gelmek, onlar e, denizi görmek, e, sahilde gezmek onlara inanılmaz güzel e, olumlu yönler yaratmaktadır. Okay, and there's a couple of questions I I would actually like to ask some of the students. What do they think about their future? Что вы думаете о своем будущем? As as uh, например, For о карьере, профессии, какой бы вы чем вы хотели заниматься в будущем? <laughs> Кто-нибудь хочет стать доктором у нас? Evet arkadaş öğrenci arkadaşlarımıza ileriki hayatlarında meslek hangi mesleği seçmek istediklerini sorduk. Ee, birçok erkek öğrencimiz e, spor dalında seçmek istediklerini söylediler ve bilgisayar dalında. E, birçok kızımız da e, öğretmen ve doktor diye cevap verdiler. Okay, um, There's one more final question I would like to ask. Maybe one of, you know, someone within the group would like to give a small message in regards to world peace and safe environment. Would that be possible? Yes, I think yes. кто-нибудь скажите пару мира во всём мире и проблем с экологией. Ну, в первую очередь хотел бы, чтобы не было войны. Спасибо всем, кто пригласил нас сюда. Очень интересно познакомились с культурой, посмотрели институты, отдыхаем на море хорошо. Что еще? Ну, следили, чтобы за экологией, не мусор или что еще. Да, мир, чтобы всему миру все, ну. дружба между, И... no... между народами, Thank you very much. Ee, arkadaş <laughs> e, sayın çok güzel konuştu arkadaşımız. Öncelikle kendisinin 15 yaşında olduğunu öğrendik. İsmini de tekrar... Can I have his name again? Dima ismi de arkadaşımızın Dima'dır. Ee, öncelikle dünya barıştan bahsetti. Dünyada barış çok önemli. Çünkü dünyada barış olduğu sürece bizler de bütün dünyanın insanları da çeşitli ülkeleri ziyaret edebilir. Çeşitli kültürlerle tanışabilir. Çeşitli yani dünya insanı olabiliriz dedi. İkinci olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devletine, Dışişleri Bakanlığı'na ve bütün üniversite ziyaret ettikleri üniversitelere teker teker teşekkür ettiler. Ee, ve son olarak da e, çevre e, temizliği çevre bakımına da gelince çok ciddiye almamız gereken bir konu olduğunu söyledi Dim arkadaşımız. Kesinlikle e, büyükten küçüğe herkesin çevre temizliğine dikkat etmesinin gerektiğini söyledi ortalığı açıp atmamamızın gerektiğini söyledi ve özellikle de sigara kapalı veya açık alanlardan sigara içilmemesinin gerektiğini vurguladı Dima arkadaşımız. Kendisine de çok teşekkür ederiz. Thank you very much once again. Thank you very much. I wish you all good luck, good health in your future and I believe that you will be very successful in whatever you do. Can you please translate this? Ana, раз благодарить за то, очень надеюсь что в будущем у вас будет хорошо и спасибо arkadaşlarımıza çok teşekkür ettim sağ olun çok teşekkür ettim onları tekrar hoş geldiniz dedim ve hayat boyu sağlık huzur ve emin olduğumuz bir şey var ki bu pırıl pırıl gençler eminiz ki bir bir gün çok başarılı olacaklardır Evet misafirlerimize Kuzey Kıbrıs'a tekrar hoş geldiniz der. Bizimle bu güzel programı paylaştığınız için siz seyircilerimize de çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın, dostça kalın, huzurla kalın ve sağlıklı kalın dilerim. İyi günler.